Merhaba arkadaşlar, selamlar. Artık sezonun son günleri. Yani böyle kısmet oldu. Tam uygun bir güne denk geldik. Yani size çayırlığın biçimini çekmeye çalışacağım. Şimdi makine bize gidiyor. Ben de TR6'ya bindim. Merhaba abi. Büyük romorku takamadık Kuzey Agro'yu. Çünkü yerler çok aşırı çamur. Şimdi yolları göreceksiniz zaten. Arkamızda 6 tonluk Uğurlu var. Yani şimdi onunla da kurtman çeltik çıkardık. 7 ton kuru çeltik koyduk için arkadaşlar. 7 ton. Hani fakir ambarı gibi araba, güzel yani. Şimdi onu taktık. Jase'de de diğer iki tekerlekli mavi var. Onu takılı. Yani bunlara çekeceğiz. Çayırlıkta gidemeyiz çünkü. Gerçekten geçen yılki çamurdan çok çok kötü yani. Yani bu sefer işimiz çok zor. Bunlarla bile büyük ihtimal dingillere kadar sürtecek bu arabalar. Traktörlerin gücüyle çıkaracağız diye düşünüyorum. En kötü 90'a çağıracağız. Önümüzden de o çekecek. İki motor çıkacağız gibi bir şey olacak büyük ihtimal. Bilmiyorum, bakacağız ama çok aşırı çamur. Hani bilmiyorum nasıl olacak. Yani çayırlık yaptı bize yapacağını bu sefer. Hani daha da biçmesek, kurusun desek. Yani hafta sonu falan, birkaç gün sonra yine yağmur gösteriyor. O yağmur da yerse bu sefer malı da biçip biçemeyeceğimiz sıkıntı olacak. Gerçekten bu sefer makine içeride yürüyemeyecek. Makine de geliyor, biraz daha hızlı alın. Yollar da bozuk ama şimdi sürekli biçerler geçiyor, romorklar dolu dolu geçiyor, mahvediyor yolları. Traktör de zıplaya zıplaya gidiyor böyle olunca. Çamur birinkinde falan. Yani yollar mahvoldu. O ne ya orada? Traktör var, romork var ve yol kapalı. Yanarız. Ne yapmışlar onlar orada ya? Hay Allah, makine uçurmuşlar. Traktör uçurmuşlar galiba. Yanarız. Hayda, dönerken uçmuş. Halat yok mu halat? Çekelim. Bizde halat yok ki. İşte halat bizde yok. Sende olsaydı takalım çekin. Neden getirecek ama? Haydallah. Aleyküm selam abi. Ya Gencer, niye kapatıyorsun yollarımızı böyle? Yollar bozuk, küçük ne yapsın? Vallahi ya. Ne yapayım kamerayla? Kayıttayım abi. Var zincir, git benim casayı konuşacak. Var mı onda? Al zinciri, gel buna gir tarlaya. Nasıl çekeceğiz onu? Böyle gir. Son bir kere gel. Kafadan geleyim. Yok dedik ama zincirimiz varmış. Şunu önleri bağlayalım. Dur. Şuradan bir çekelim bakalım. Bir tane kurtarız diye düşünüyorum da. Arabayı yola çeksek daha kolay olmayacak mı? Tamam, yola çekeceğiz işte. Biraz daha böyle gelseydim ya. Direkt... Hayır, sen öyle çek onu. O tarafa alsın motoru. Tamam. Gencer sen acele etme. Ben çekeyim onu. Yavaş yavaş. Motor da boşalmasın çünkü aşağıda çok kayma sen. Tamam. Abi, yavaş yavaş. En ağır vites. Hatta şunu şöyle bira alalım çünkü acelemiz yok.
Dur dur, yavaşla yavaşla. Tamam, bu kadar. Dur geleyim dur. Dur. Hallettim. Buraya bir ileri daha yapacağım, kurtarmayacak. Tamam, kurtardı kurtardı. Kurtaracak mı? Komple tarlayı. Kurtaracak mı o? Tamam, yürü. Dur bir dakika. Gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Bro, yavaş kenarda gelsin de sonra. Tamam. Şöyle ufak bir heyecan yaşadık. Hatta 398. Şu önleri bir kurtaralım. Gel 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 de gel. Şimdi yollar dar, çamur, kayıyor. Geri manevralarda problem tabi haliyle. Ben de makineye yol göstereyim. Yani yola bakın, yol çamur içinde. Ozan Hamdi bizi bekliyor. Lavarda 21.50.
Yerler çok çamur. 310 pek randımanlı gidemiyor. Bizim yerler de batıyor. O yüzden Ozan abiye 21.50'ye biçtiriyoruz. Şöyle ben tarlaya gireyim. Karşı yani yola gireyim. Makine benim tarlayı görsün. Son ileriden ben dönerim tarlaya geri iterek falan bu arabayı. Tamam abi. Çok kötü ya. Bu kadar. Affettiriz şehirlik. Ya şimdi yol biraz daha iyi. Karşıdaki tarlayı da biçeceğiz. O karşıdaki tarlanın yolu çok aşırı kötü. Şu yüzden gideyim de doluyken de bu yüzden geleceğiz artık. Şöyle. Ama yarmışlar ya. Oh oh oh. Orada birisi sürterek gelmiş. Yol yok ki. Yol yok, iz yok. Çayırlık çok sıkıntı. Bu yıl da çok aşırı geçe kaldı. Dingiller sürterek gelmiş. Of of of. Bele kadar olmuş burası. Bu ne böyle? Vallahi çok kötü. Ben buraya gelmemiştim. Burası çok çok daha kötüymüş. Arabaları az doldurup çıkacağız. Başka çaremiz yok. Dolduramayız. Çok sıkıntı. Çeltiğimiz burada. Bunu biçeceğiz. Şimdi önleri bağlayalım. O gelmeseydi ya. Neyse. Ayarlarız. Tabii ben şurada ileride bir yandan döneyim. Çünkü Ferhat geri geliyor. Ben girdim, ona bir iz yaptım zaten. Artık rahat gelir arkamdan. Ben şuradan bir yandan dönerim kendim. Oy maşallah, ne yarmış. Neyse biraz daha gidelim. Daha ileride döneceğiz mecburen. Buradan dönemeyeceğim. Kötü arkadaşlar. Bu sene çayırlık çok 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 kötü. Heh, şuradan döneyim. Tabii araba çamurdan çıkarsa. Şöyle dönüyoruz. Çok da zorlamak istemiyorum. Arabanın arkasında tampon gibi o ışıkların olduğu bölüm alçakta hemen yere vuruyor. Efendim? İyi, çayırlıktayım. Şimdi tarlayı biçeceğiz. Tabii tabii. Ha. Tamam tamam, sen nereye gidiyorsun? Ha, hayırdır? Tamam tamam tamam, görüşürüz, bakarım ben onlara. Tamam tamam, kime? Kime sipariş? İyi tamam tamam, sıkıntı yok, ayarlarız. Tamam tamam, hadi görüşürüz, ben hallederim onları, hoşça kal.
görüyorsunuz traktör dönmek istemiyor ya, izden çıkamıyoruz, bu ne böyle? Onu geç, siz çökmeye başla sanki ya, gerçi çok puslu, çok kötü bir hava var yani. Bu zamanda böyle çeltik biçmekte geç kaldı, geç. Havalar hep serin gittiği için oluyor bu arkadaşlar. Yani Ekim de geç kaldı. Tam yerlere süreceğiz. Yağmurlar yağdı falan. Sıkıntı yaşadık zaten orada. Şimdi bekleyelim bakalım. Makine bir girsin yavaş yavaş. Biçmeye başlayalım. Hayırlısıyla batmadan biçmeyi düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Şimdi depo dolu, ışıklar yanıyor. Şu traktörü bir çekelim. Şurada girişte boşaltacak. Ona göre bir ayarlayayım ben onu. Kameramızı da şu radyoyu bir kapatalım. Telif yemeyelim. Şöyle çok kenara gitmeden düzgün bir şekilde bırakayım çünkü makine çıkıp boşaltabilir buna rahat rahat. Biraz daha geri aldım. Şöyle olur diye düşünüyorum ama yine de bir bekleyelim. Çeltimizi boşaltıyoruz. Tabi zemin zorlu. Biraz burada yere döktük. Gelsene o kadar. At. O yüzük geri gel. Komple kesiyorum. Sağ ol. Zaten ondan atıyor aşağıya. Yani gayet güzel. Yeşilleri var ama bu zamanda da daha beklesek de bir şey olmaz. Başka çaremiz yok yani. Nasıl, doldu mu depo? Doldu mu? Full. Daha gider, sıkıntı yok, gider daha. Şöyle yapalım. Bir yönlendirelim borumuzu. Buna bu kadar. Çağır onu.
Şimdi ben gideyim bunu dökeyim. Yetişemezsem de 120 zaten burada. Ayarlayalım. Şimdi bakalım yavaş yavaş çıkalım buradan. Sıkıntı olmayacağını sanmıyorum çünkü çok aşırı bir çeltik koymadık. Ben bunları rahat rahat çıkarız diye düşünüyorum. Sadece şurada altı vuracak bakın ya. Traktörün altı vuracak. Bu ne böyle? Ama gidiyor. Tam rahatlattık buradan sonra sıkıntı yok. Artık önleri kurtarsak da gidiyor çünkü. Saat 4'e geliyor dedim. Saat 4.45 olmuş. 5'e geliyormuş. Bunu işe takmıştık. Geleyim mi daha? Görüyorsunuz dingil nasıl sürtmüş. Çok kaldırmayayım yağ kaçırıyor. Tamam zaten yine tane koyacağız üstüne. Çok da boşaltmaya gerek yok o kadar. Devamı gelecek. Berkant hayırlı işler. Nasıl çeltik? Maşallah. Süper ha. Kaç saatte kurur? 10 saat. Yanarız. 10-11. Çak bunu da. Toz siparişi. He. Hallet işte ya bir şey de tamam. Bol bol malzeme olsun yap. Yani görüyorsunuz.
biliyorsun ridge zamanı ne yemek kalıyor, ne dinlenme kalıyor, ne uyku kalıyor. Sabah kahvaltıyı yaptık, şu an saat 5 oluyor, biz daha bile yemeği yiyeceğiz. Ama yani mecbur. Gidip de geç biçim olacak diye saat 12'de kahvaltı yapma, kalkma şansımız yok. Yani iş bir tane değil. Sürekli koşturmak gerekiyor. Yani çiftçilik aslında böyle meşakkatli bir işken, bu fiyatlar, bu politikalar, bilmiyorum yani nasıl olur. Mesela gübrenin uçması, mazotun uçması, çiftçiye özel bir şey olmaması. Yani bizim de yatımız olsa biz de bedavaya mazot alacağız yani. Yatımız yok, biz tarlada çalışıyoruz. Onlar gibi olmuyor yani. Bu sefer kafadan gireceğim. Bizim tarlanın oradan dönerim çünkü. Kalkmadı yani, çiğ kalkmadı, bir daha çiğ düşmeye başladı sanki ya. Bu nasıl bir hava oldu böyle? Gerçekten kış havası dedikleri bu oluyor herhalde. Çok değişik bir havadayız. 310'da şurada karşıda biçiyor, daha az batan bir yerde. Oradan da dönebilirim, şuradan da dönebilirim. Buradan döneriz ya. Şunu bir alalım, tabii bir de önleri bağlayalım. Ucuna kurtarmış. Ama kurtardı. Hayda, aşağı gidiyoruz. Az önceki ize tahmini oturtayım ben onu. Tam görememekle beraber, şu an sanırsam ize oturdu. Önce şuraya kadar geldik herhalde. Önce bir bakayım. Ha, daha biraz geleceğiz. Daha bir metre falan gelmek gerekiyor. Sanırsam şu kadar yeterli. Aynen yeterli. Tam şurada. Daha önce bir karış daha geri gelmişiz. O kadar. Olsun. Şunu da şu... Gerçi yansın, boşver. Ortadan bölerek 1, 2, 3 parça yapmış Ozan abi. Adam buğday biçmekten alışık. Aman 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 aman, dalgalanıyor makine, aman. Aman abi, orada batarsın, vallahi batarsın. İşte oradan yastıktan öyle çok o şekil geçmesi iyi değil.
arkadaşlar, bu tarlada biçim bitti. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz, ben şu malı bir götüreyim. Biraz daha koyduk alsın diye. O yüzden biraz daha yavaş gideyim. Sakin sakin. TR6 da arkamızdan geliyor. Ona doldurmadık. Bir traktör battı. Git gel yetiştiriyorum diye. Dedik koymayalım. Şimdi diğer yerde ona koyabiliriz. Gerçi çiğ de düşecek gibi duruyor. Ne kadar daha biçebiliriz onu bilmiyorum ama bakalım, göreceğiz. Artık önleri kurtarsak da gider. Buralar sağlam. İnşallah diğer tarlada da böyle olur yollar. Onu ayrı bir video yapacağım büyük ihtimal. Çünkü bu bayağı bir uzun oldu. Onu da birleştirirsem çok çok uzun olacak. Onu yeni bir video olarak yaparım. Hayırlısıyla ilk parçanın biçimi bitti. Yani bayağı da akşam oldu, saatimiz 6 olmuş. Şunu dökeyim de diğer tarlaya başladı. Şimdi makine gidip onları çekeceğim. Dediğim gibi bu videoyu birazdan sonlandıracağım. Diğer tarla yeni bir video. Aksilik olmazsa. Kapağımı da sıkışmış, açılmıyor. Biraz yardım edince güzel oldu. Açılmıyor mu Berkant? Sen bunu doldur ateşle. 11.30. Aç aç, sıkıntı yok. Tabi diğerine geçiyor şimdi. Yok abi, bu kadar, bitti. Yeşiller de var ya, bayağısını atacak bunların dışarı makine. Çok, bayağı değil, bayağı atacak yani. Çok kardeş.
Yeşil. Yeşil, sonuncu da var. Sonuncu da var çok ya. Neyse sen ateşle. Evet, çeltikler makineye girmeye başladı. Ben gideyim anca öteki biçime yetişirim. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.